Buyurun efendim. Topla katılmıyorsunuz, dinlemediniz bile. Şimdi değerli arkadaşlar, malumunuz başkanlık divanı üyesiyim, meclis başkanlık divanı üyesiyim. Dışişleri Bakanlığı'ndan gizli ibareli yazılar gelir sürekli. Böyle bir yazıyı açık ederek başlayacağım. Bu yazı diyor ki Dışişleri Bakanlığı, bizim Somali'de büyük kapsamlı faaliyetlerimiz var. Efendim Puntland bölgesiyle merkezi Somali hükümeti arasında niza çıkmış. Ben baktım 70 milyon dolar falan büyüklükte bir ticaret hacmimiz var. Kapsamlı faaliyetten ne kastediliyor bilmiyorum. Malum diyor Sayın Kani Torun, AK Parti milletvekili, orada büyükelçilik yapmıştır. Biz usul usul zemin yokladık, aman bu gidip ara buluculuğu derse iyi olur. Siz bunu bir şekilde bir meclis kılıfına sokun gönderin diyor. Ve biz Sayın Kani Torun'u Somali'ye ara buluculuk için gönderdik. Kapsamlı faaliyetlerimiz ve çıkarlarımız uğruna. Aynı şekilde Filipinler'de Türkiye resmi ara bulucu. Hepsi bu ülkede yaşanan çatışma meselelerine benzer, hatta onun yanında çok hafif ve önemsiz kalacak şeyler için. Bu ara buluculuk faaliyetlerini olumlayan bir yerden konuşuyorum. Fakat bu meclis, hani Anadolu'da bir laf vardır, evinde oturmayan diz başkasının kilimini eskitir diye. Bu meclis dünyanın her işine kafa yordu. Kendi evlatları, gencecik evlatları, asker, gerilla, polis patır patır toprağın koynuna girerken biz de meclis olarak bir heyet oluşturalım demedi. Bir çözüm arayalım demedi. Meseleyi getirdi. Konuşmazsan biraz felaketle öğrenmek yerine hikmetle öğrenmeyi benimsersen belki bir kırıntı kalır, nasip meselesi. Bana laf atıp durma oradan. Onun için bu konuda getirdiğiniz işi mahkemelere döktünüz. Mahkemeler iki sonuçludur. Hep burada söyledim. Ya beraat edersiniz ya mahkum olursunuz. Siyasetin bundan farkı üç sonuçlu olmasıdır. Üçüncüsü nedir? Bir uzlaşmadır. Siyaset, sizler bunun için varsınız. Burada ben haya ediyorum. Meslektaşlarım adına, aynı işi yaptığım insanlar adına. Burada eğer şey edersen sana da öğretirim dersini veriyorum ben. Gel sana da öğreteyim. Onun için öğretirim. Yeter ki talep et. Bunda rahmet var. Sen öyle oradan üfürüp durma. Sayın Başkan, lütfen engeller misiniz? Müdahale etmeyiniz lütfen. Bu efendim, siz de lütfen genel kurula hitap ediniz. Bu süremi de ekleyin. Lütfen. Ekleriz efendim. Ben size dönüp konuşmuyorum. Genel kurula dönüp konuşuyorum işte. Karşılıklı konuşmaya meydan vermeyelim. Sayın vekiller, bana kırgınlanacağınıza şurada parti komiserleri ne oy verdiniz dediğinde çocuklar gibi gösterme zilletine düşmemeyi tercih edin. Çocuklar gibi. Siz hepiniz şerefli, haysiyetli, izzet sahibi insanlarsınız. Bu zilleti kabul etmeyin. Yarın çocuklarınız sizden utanmasın. Biz sizin kılıncınızla ölmüşüz. Başkasının şefaatiyle yaşamışız. Biz buralarda değiliz. Biz inanın sizin de izzetinizi, şerefinizi düşünmekle mükellef hissediyoruz kendimizi. Siz düşünmüyorsanız bu sizin bileceğiniz iş. Tarih içinde bir nokta bile değilsiniz. Bununla belki bir ünlem olabilirdiniz ama bu fırsatı, bu rahmeti tepiyorsunuz. Tamam. Tarihi hep beraber öğreneceğiz hanımefendi. Tarihi hep beraber öğreneceğiz. Sayın Önder. Biz tarihi yazanlarız. Sizden öğrenecek bir halimiz yok. Biz tarihi yazanlarız. Sen Bayram, senden ayrı görüşeceğim. Sen göreceksin. Haydi bakalım.